5 Haziran, 21 Haziran Başak burçlarına geldi sıra. Başaklara şöyle demek istiyorum. Ah be, ayaklarımın, dizlerim, kemiklerim, ruhum o kadar çok ağrıyor ki. Yani ben bu sene hiç kendimi bu kadar yorgun hissetmedim. Özellikle bu Haziran ayı çok yorgunum diyen Başak burçlarına. Psikolojik sağlık probleminiz var. Vücudunda herhangi bir problem yok. Çünkü kurallar, düzenler, her şey sizin kontrolünüz hakimde olduğu için dinlenmeye bile kural aradığınız için, yani o yüzden biraz kendinizi sakinleştirirseniz vücut ağrılarınızı dinlemeyi bırakır, vücudunuzda herhangi bir sağlık problemi olmayacağını söylüyorum. İşinizde yükselme bekleyen başak burçlarına, evet, bu hafta bu zafere erişeceksiniz. Paranızda değişik bekleyen bazı başaklar bu hedefe erişecek. Ama işsiz olanlara şu demişim, yani evet, iş kapılarınızla ilgili beklediğiniz uzun süredir olmayan iş kapılarınız yine beklemeye girecek ama hak ettiğiniz için iş, yeni iş kapısı, yani Haziran sonu itibariyle hayatınıza girecek. O yüzden korku ve endişeye girmeyin. İş kapınız gerçekleşecek ve kalıcı bir iş süreciniz olacağını söyleyebilirim. Özellikle banka değil de sağlık sektörü ya da devlet, hani savcı, hakim, avukat olan bazı başak burçları ya da devletin belli bünyesinde evrak ve kontrol işi yapan bazı başaklarda güzel atamalar, güzel yer değişimi ve şehir değişimi gerçekleşecek. Hatta gitmek isteyenler çok güzel bir aydınlanma. Yolunuz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evli başak burçlarında güzel bir ev alma ya da evinizi değiştirme fikriniz olabilir. Bu sizin için hayırlı yazmışım. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz ama bazı başaklara demişim ki özellikle bekar olup ev arayan ve hani çalışıp da evini değiştirmek isteyen, artık bu ev seni boğdu, yani mutsuzsun, otel odası gibi kullanıyorsun. Değerli Başak Burcu, evini değiştir. Gerçekten hayatına gelecek insan, yenilik sana çok uğurlu getirecek. Çünkü gerçekten işte çok vakit harcadığın için, evinde de evet belli vakit harcıyorsun ama bence evini otel odası gibi kullanmayı bırak. Evin sana ait olduğunun farkına var. Evini değiştir. Çünkü bu evden sıkıldın ve maddiyat olarak bazı dengeleri toparlayamayacağın için sanki bu evde biraz daha kalayım. Hayır, bu ev sana uğurlu değil. Lütfen Başak Burçları, evinizi değiştirin diyorum. Bu ev değişimde yatağınızı da değiştirin. Çünkü boyun ve sırt ağrılarınız ve yatak sonrası, hani tutamıyorum her yerimi diyorsunuz. Yatağınızı biraz daha ortopedik alırsanız vücut ağrılarınız da biraz daha yumuşamış olacak diyorum. Özellikle bazı başak burçları köklerinizde, dedeniz, anneanneniz, ninenizden gelen büyük miraslar, evet, bu yıl sonuçlanacak ve bu sonuçta çok büyük paralar kazanacaksınız. Ve özellikle anne soyunuza ait toprak ya da arazi varsa oralar çok değerli olacak. Bence satmayın, biraz daha bekleyin değerli başaklar. Bir de geçmişinizden gelmesini istediğiniz bir ilişki demişim bazı başak burçlarına. Evet, gelecek ama onun biricik olmayacağını sen de biliyorsun. Ama içinin egonu, ruhunu tatmin etmek istiyorsan doğru bir karar, tatmin et. Üniversite sınavına girecek değerli başaklara sesleniyorum. Özellikle cerrah, estetik cerrah, beyin cerrahı ya da operasyonluk işler ya da uçak mühendisi, makine mühendisi olmak isteyen bazı başak burçlar ve başak burcu ailelerine sesleniyorum. Çocuklarınız hak ettiğiniz başarıyı elde edecek. Hani tembel benim oğlum, hiçbir şey ya da kızım bir şey olmaz diyen çocuğunuzda çok büyük bir başarı var. Hiç korkunuz, hiç endişe olmadı. Dualarınızı eksik etmeyin. Evlatlarımıza, rahmetli anam, rahmetli tanıdıklarımız hep şey yapardı. Benim annem çok güçlü. Biz okula giderken şekerler okunurdu, sular okunurdu, sabahtan yastığımıza konulurdu. Yani duasını eksik etmeyin. Rabbim büyük. Ve istediğiniz okul kapısı aydınlığa kavuşacak. Merak etmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.